Amerika'da asker olmaya nasıl karar verdim? Aslında hiç aklımda yoktu. Bilmiyordum katılabileceğimi. Yani Türk vatandaşı olarak askeriye katılabileceğimden ya da ne bileyim boyumun, kilomun ölçüsünün uyduğundan, herhangi bir şartın sağlayıp sağlamadığından emin değildim ve bilmiyordum. Bu yüzden de hiç aklımda askeriye katılmak hiçbir zaman seçenek değildi Amerika'ya geldiğimden beri. Ama bir gün YouTube'da gezinirken Gökhan Öner'in videosunu gördüm. Ve söylediği şeyler çok akla yatkın geldi. Yani Amerika'daki sosyal haklarından, nasıl katıldığından, şartlarından ve yapabileceğime kendimi inandırdım bir şekilde. Sonra Google'a girip Amerika'da asker olmanın şartlarına baktım. Şartlarım sağlıyordu. Sonra ordunun kendi sayfasına gidip iletişim bilgilerimi bıraktım. Hemen ertesi gün aradılar. Küçük bir mülakat yaptık telefonda. Soruları tam hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla akıl sağlığı ne durumda? Fiziksel olarak bir engelin var mı? Ya da ne bileyim yasal olarak bir engelin var mı? Yaşın kaç? Bu şekilde sorular vardı işte. O sorulardan da cevabıma göre evet dedi, olumlu, buluşabiliriz. Ertesi gün buluştuk rekrütörle. Beni ofisine götürdü. Ondan sonra kağıt küreklerin üzerinden geçti. Ne lazımsa onu söyledi. Yani benim prosesim bir şekilde başlattı. Prosesten sonra ESVAB denilen bu matematik, bizdeki paragraf sorusu, mantık sorusu işte. Bizdeki yani herhangi bir sınav türünü düşün. Öyle bir sınava giriyorsunuz. En düşük 31 almanız gerekiyor sınavdan geçmeniz için. O sınavdan geçiniyorsunuz. Hemen ertesi gün de fiziksel sınavınız var. Fiziksel sınavda işte göz, duyma, yani fiziksel olarak bir engeliniz var mı? Yani kalbinizde ne bileyim astım falan varsa bunlar önemli şeyler. Eğer onlar yoksa oradan da geçiyorsunuz. Ve sonra kampa gideceğiniz günü bekliyorsunuz.